Bir, o kadar çok faydası var ki, değil mi? Her Durur şey, her şey yaşam demek zaten. Tabii. Şöyle bir şey. Şimdi bizim bedenimiz, bir fiziksel bedenimiz var, bir hani elleyebildiğimiz, gördüğümüz ama gerçekten bizim bir de görmediğimiz parçalarımız var. Zihnimiz de bizim bir parçamız ama görmüyoruz. Duygularımız bizim bir parçamız, görmüyoruz. Bir de onları çok güzel iyileştiriyor. Yani net bir zihne sahip ediyor. Duygularda daha yüksek, daha verimli, daha bizi iyi hissettiren duygulara çok güzel bir kapı açıyor. Her türlü iyileşmenin altı nefes. Arkadaşlarım bana hep şey diyor. "Ay yeter yine mi nefes konuşacaksın?" diyorum. Ne konuşayım yani? Değil mi? Yaşamımız buna bağlı. Aldığımız nefes. Evet. Dediğiniz gibi ilk ve son nefes arasındaki bir dönemdeyiz yaşıyoruz. Ve şöyle o ilkle son nefesi hangi kalitede nefesimiz varsa hayatımızda o kaliteyle eşdeğerde gelişiyor. Peki kaliteli nefes aldığımızı nasıl anlayabiliriz? Ee, yani anlayabilir miyiz daha doğrusu? Mesela ben merdivenleri çıkarken tıkanıyorum ben zaten biliyorum. Kendimi çok iyi tanıyorum biliyorum ama izleyiciler için doğru nefes aldıklarını ya da yanlış nefes aldıklarını nasıl merdivenleri çıkarken çok kısa sürede tıkanıyorlarsa zaten. Yani aynen eğer doğru nefesleri sığsa nefesleri sığsa veya doğru bir nefes vücut alışkanlığını kaybetmişse merdivenleri çıkarken kapanırlar uzun süre bir aktivite yapamazlar kapalı yerde sıkılırlar evet. bedensel ağrıları veya bazı hastalıkları varsa muhakkak bunun arkasında bir nefes bozukluğu söz konusudur Nefes... Nasıl açabilirler bunlar kendilerini peki? Koah hastaları da var, astım hastaları var çok. Ciddi. İlk başta biraz uzman desteği gerekiyor, gerekiyor nefesin açılması doğru, için. Nefes için. Ama çok kolay bir yolculuk, kısa süren bir yolculuk. Ondan sonra zaten hayat boyu kendileri nefeslerine sahip çıkabiliyorlar ve kendi nefeslerinle hayatlarını çok güzel iyileştirebiliyorlar. Peki hangi egzersizler doğru nefes için çok daha uygun nefesi daha? Kaliteli bir şekilde kontrol etmek, geliştirmek için adım adım mesela siz ne öneriyorsunuz? Yürüyüş mü? Zaten çok nefesi iyi olamayan birisinin koşması zaten beklenemez. Tabii. Değil mi? Zorlamamak spor, lazım. Onun için zaten söylenmiş sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ee, buraya vurgu yapıyor spor. Her türlü spor nefes açmaya çok faydalı. Yüzmek, yürümek, tenis oynamak çünkü orada muhakkak ister istemez kasların aktivasyonuyla nefes alınımı vücut tarafından açılıyor. Daha fazla nefes almasına ihtiyaç olduğunu hatırlıyor vücut. O öylelikle de doğal yoldan nefesini açmaya başlıyor. Yani düzenli spor yapmak da nefesin açılmasına faydalı oluyor. Mesela size gelen kişiler genellikle orta yaşta nefes darlığı yaşayanlar mı hamileler de var biliyorum çünkü aralarında. Evet Hemen gençler kimden? 7'den 70'e. 7'den 70'e 70 e. hele gençler de geliyorlar bazen çok yoğun bir ders sınav stresi altında o nefesleri kapanıyor. Onun için nefes de nefese, nefes nefese, çarp nefes. çarpıntısıyla ee, on, o sebepten geliyorlar ve çok başarılı, çok daha rahat. Ben de çok seviniyorum gençler geldiği zaman. Niye? O yaşta bu farkındalığa, bu bilince ulaştıklarında hayatlarının çok güzel e, rahatlaması ve kolaylığının sırrını çözüyorlar. Anahtarını alıyorlar ellerine. Hı hı. Hamileler de özellikle son aylarda sanırım değil mi daha çok nefeste ilgili sıkıntı yaşıyor? Gebeliğin sonlarına doğru. Evet, evet. Hı -hı. Fakat e, tabii hamileler için de hamilelik sürecinde başlangıcından itibaren nefes çalışmalarıyla hamileliklerini devam ettirirlerse hem doğum çok kolaylaşıyor... ...hem ki annenin bütün o bebek çünkü annenin nefesi ve enerjisiyle besleniyor. Anne o çalışmalarla kendi enerjisini iyileştirdiğinde nefesini açtığında... ...bebek de tabii bundan çok güzel faydalanıyor. Gelen çok... hamileler için hangi egzersizleri yapıyorsunuz mesela birkaç örnek vermek gerekirse? Ee, o bir süreç oluyor hı hı. biraz sohbet ediyoruz biraz nefes çalışmaları yapıyoruz... Ve sonrasında da birkaç tane tabii ki beden hareketlerini de uygulatıyoruz ki kaslar iyicene rahatlasın. Önemli olan hamilelikte zihinlerinin ve gönüllerinin rahat olmaları. Yani anne olduğu anda ha, bir, hep onu tavsiye ediyorum hamilelerimiz anne olduklarını öğrendikleri andan itibaren çok ee, rahat, dingin, relax bir hayat kendilerine sunmak zorundalar ki bebek o enerjiyi alsın. O rahatlıkla dünyayı tanımlasın. Çünkü bebeğin anne karnında bilinçaltında kayıt başlıyor. Bütün her şeyi anneyle tanımlıyor. Ne kadar rahat ve huzurlu bir ortam verilirse bebeğe hamilelik süresinde doğduktan sonra hayatı gerçekten inanmazsınız. çok daha rahat ve huzurlu oluyor bebeğin. Şimdi 7'den 70'e müşterileriniz olduğunu biliyorum, gelenler var, sizlere Danışanlar. danışanlarınız var. Peki her birine farklı ihtiyacına göre farklı teknikler mi eğitim veriliyor nefesle ilgili yoksa başlangıçta ana eğitimler mi veriliyor? Biraz da eğitim içeriğini merak ediyorum. Evet, bizde genelde herkese kişiye özel veriliyor, ihtiyaca göre veriliyor. Nefesin temel bilgileri var ama her temel bilgi aynı şekilde algılanamayabiliyor veya vücut bir kasında gayet zayıflamış olabiliyor ve o kası aktive etmesi için o temel bilginin üstüne özel bir çalışma yapması gerekiyor. Biz de o noktalarda yardımcı oluyoruz. Çokça konuşacağı benziyoruz zaten bu pandemiyle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. İyi yaşam uzmanı ve nefes koçu Merva Onur'la nefesi, nefes tekniklerini konuştuk. Devam ediyoruz.